Ortak canlı yayınıyla, son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Efendim sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili, Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Onları okumayacağız bugün. Çünkü şimdi aklıma geldi. İlk bölümde daha çok seçim üzerine durmuş olacağız. Bundan sonra da böyle selam, muhabbet, hoş, sohbet vesaire biraz böyle artık daha şey yapalım efendim, böyle yoğun gündemden sıkıldık, yorulduk, sohbet edelim, muhabbet edelim, birbirimize selamlar gönderelim, derdi tasayı bir tarafa bırakalım. Artık programımızda biraz da böyle o gerginlikleri, o siyasetin o yorucu sürecini, temposunu biraz da böyle geride bırakalım artık bugünden sonra. Yavaş yavaş bunu planlıyorum, yani yapabilir miyiz bilmiyorum ama aklımda ki düşünce bu. Efendim saatlerdir Elazığ'da çok güzel bir yağmur yağıyor. Hakikaten böyle insanın böyle sevgilisiyle yağmur altında yürüyeceği bir havayı Elazığ'da yaşıyoruz diyebiliriz. Belki birçok sevgili bugün Elazığ'da yağmur altında yürümüştür. Rahmet ve bereket gerçekten Elazığ'da etkisini gösteriyor. Mutluyuz tabii ki bu güzel yağmurdan dolayı. Çünkü zira kuraklıklardan bahsediyorduk. Allah'ın rahmeti ve bereketi de Elazığ etkisi altına aldı. Umut ediyoruz barajlardaki doluluk oranı artar. Başta Hamza Bey barajı olmak üzere şehrimizdeki tüm barajlar dolar ve yaz ayını susuz musluklar açtığımızda, kuraksız musluklar açtığımızda ve bol suların aktığı, ama onu dikkatli kullanmalıyız, israf etmemeliyiz. Suların aktığı bir yaz ayını geride geçiririz. Zira bazı atasözleri vardır. Hani derler ya, perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Görünen köy kılavuz istemez gibi. Zira biz bir önceki yazdan öğrendik ki Elazığ'da, Elazığ'ın 50 yıl su ihtiyacını karşılayacak olan Hamza Bey Barajı'nın suyu bitmiş. Bir sızıntı varmış, bulamıyorlarmış. Biz bir kısmını, yazın bir kısmını biraz susuz geçirdik birçok mahallede bu nedenden dolayı. Belediye bir şeyler yapmaya çalıştı nispeten, işte su vermeye çalıştı falan. İşte perşembenin geleceği çarşambadan belli oluyor efendim. Bu yaz biraz kurak geçebilir Elazığ'daki özellikle musluk sularını açtığınızda. Ama üzülmeyin, netice itibariyle çok şükür yaşıyoruz. İnşallah bu yağmurlar vesilesiyle susuz kalmayız. Barajlardaki su oranlarımız artar. Tabii bir tarafa birçok sokağa da su bastı bu arada. İnsanlar karşıdan karşıya geçmeye zorlandı gün boyunca. Halen devam ediyor yağmur, yağış vesaire. Caddeler, sokaklar, Malatya yolu sular altında kaldı. Araçlar içerisine su doldu. İş yerlerinin içerisine su doldu Elazığ'da. Yolda kalan araçlar oldu. Araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Ama neticede ne diyoruz efendim? Rahmet ve bereket diyoruz. Tabii her rahmetin ve bereketin bir zahmeti olabiliyor. O zahmetli süreçten geçiyoruz. Mümkün mertebe yağışlı havalarda, daha önceden de kar yağdığında da bunu ifade ediyorduk. Çok fazla sokağa, dışarıya çıkmamak gerekir esasında. Bugün Elazığ'da gerçekten olağanüstü bir yağış söz konusu. Birçok yerin su bastığını, yağışlar nedeniyle yolların trafiğe kapatıldığını, hangi birini söyleyeyim bilmiyorum ama umutluyuz. İnşallah güzel şeyler olur. Vatandaşlarımız açısından da, hepimiz açısından da bu yağmurların neticede bir de bereketi var. Az önce de ifade ettik. Yaz aylarında kuraklıkla karşı karşıya kalabiliriz. Bu pencereden bakmak lazım. Bardağın dolu tarafını tavsiye ediyorum bundan sonra sizlere. Efendim evet, şöyle. Bugünkü ilk bölümde konumuz tabii şey var, bir de yani bu yağıştan dolayı gelen videolar da var. Bunu da ifade etmiş olalım izleyicilerimize. Bu şemsiye değil efendim, birazdan şey yapacağım. Yayına şemsiyeli çıkmadık, birazdan tablolar göstereceğim size. Biraz uzun bir çubuk olmuş ama şey yapacağım.
Tablolarda seçim istatistiklerine bakacağız bununla. Çok sayıda şey var. Video var. Elazığ'daki yağmurun ardından cadde ve sokakların videosu. O videoları gönül isterdi ki yayınlayalım ama biz ilk bölümde malumunuz yeni bir seçimden çıktık. O seçim sonuçlarını ekranlarınıza getireceğiz. Seçimin oluşturduğu etkileri vesaire, işte bu ne oldu, kim kaç aldı vesaire falan, onlara bakacağız. Daha sonra ikinci bölümde ama böyle bir yağmur görüntülerine bir bakacağız biraz. Arkadaşlarımız hazırlamışlardı. O yağmur yağış görüntülerini ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim, yağmurlar, yağışlar, seçimler gelir geçer. Önemli olan insanlık efendim. Hep birlikte sizlerle yıllardır birlikteyiz. Kaç seçim geçti? Biz buradayız. Seçilenler geldi, geçti, gitti. Bunu unutmamak gerekiyor. Makamlar, mevkiler gelip geçici. Önemli olan insanlık. İnsanların geride hoş bir seda bırakması. Yani valla meslek hayatım boyunca çok rahat herhalde 20'nin üzerinde vekil gördüm. Geldi, geçti. Birçoğunu güzel yad ediyorsunuz neticede. Birçoğunu kötü yad ediyorsunuz. Birçoğuna diyorsunuz ki aradık, telefonlarımıza cevap vermedi, ulaşamadık, derdimizi, tasamızı anlatamadık, Elazığ'ın sorunlarını çözemedi, Elazığ sahipsiz kaldı diyorsunuz. Bir kısmına diyorsunuz da işte işte bir şeyler yapmaya çalıştı, gücü bu kadardı. İşte bir kısmına diyorsunuz olsun be, en azından telefonlarımıza cevap verdi, hiç olmasa ulaşabildik diyorsunuz. İşte bir kısmına başka bir şey diyorsunuz, bir kısmına ne bileyim belki kendi aranızda arkasından laf söylüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Ama makamlar, mevkiler gelip geçici. Onlar gelip geçiyor, bizler buralarda kalıyoruz. Onlar vekil oluyorlar, ne bileyim başka bir şey oluyorlar, işte gidiyorlar, işte ne çalışıyorlar ya da çalışmıyorlar ama önemli olan halk, önemli olan bizler. Bizler her zaman bu şehirdeyiz, bu şehirde yaşıyoruz. Şehrimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor, şehrimizin güzelliklerini, değerlerini bilmemiz gerekiyor. Şehrimizin daha iyi bir seviyede olabilmesi için gayret göstermemiz gerekiyor. Çalıştırmak gerekiyor seçilenleri, atanmışları, seçilmişleri. İşte dün de bunu konuştuk. Kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Onların artık bu saatten sonra Elazığ'a faydalı işler yapmasını sağlamak gerekiyor. Unutmamak gerekiyor ki 5 yıl çok çabuk gelip geçiyor. 5 yılınız, daha dün gibi ben hatırlıyorum mesela. İşte burada program yapıyorduk. 5 yıl önce işte AK Parti'den 4, CHP'den 1 milletvekili seçilmiş. İşte onlar gelmişlerdi buraya. İşte seçim günü konuşmuştuk. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız demişlerdi. Yaptılar, yapamadılar ama gittiler. Şimdi önümüzde bir 5 yıl daha var. Önemli olan vatandaşın duasını almak, vatandaştan güzel sözler duyabilmek, görev süreleri bittikten sonra vatandaşın arkasından, eğer vatandaş o seçilmişlerin arkasından güzel şeyler söylüyorsa, vatandaş seçilmişlerin arkasından işte işleri bittikten sonra, seçim süreçleri bittikten sonra onlardan övgüyle bahsediyorsa ne mutlu onlara. Ama bittikten sonra eğer övgüyle bahsetmiyorsa ne mutsuz onlara diyebiliriz belki, bilmiyorum. O yüzden artık önümüze bakıyoruz. Bu siyasi gerginlikler çok oluyor. Yani bu siyaset keşke hiç olmasa aslında ama oluyor işte, yani dünyanın her yerinde. Türkiye'de daha fazla biz bu siyasetin içerisindeyiz haliyle. Oluyor, ne yapalım? Gerginlikler oluyor. İşte böyle kim o mu seçilecek, bu mu seçilecek vesaire falan, bunlar konuşuluyor. Yani insanlar ister istemez stres oluyorlar. İşte sandığa gideceğim, şunu yapacağım vesaire falan. Velhasıl kelam, neticede seçim sürecini bitirmiş olduk. Tabii Türkiye ilk defa bir ikinci tur seçimine gitti. Birazdan onun sonuçlarına bakacağız ama şunu da ifade etmiş olalım. Az önce nasıl dedim ya, biz buradayız, halkız biz. Biz halk olarak hep buradaydık. Seçilenler seçildiler, geldiler, gittiler. Biz ama hep buradayız. Biz hep yüz yüze bakıyoruz. Hep de yüz yüze bakacağız bu şehirde. Elazığ, çünkü Elazığ seviyoruz. Hepimiz Elazığ sevdalısıyız. Halk olarak, halktan bahsediyorum efendim. Hepimiz halktan bahsediyorum. O yüzden
Seçilen bu vekillerimizden tabii ki beklentilerimiz var. Tabii ki bunların yaptığı çalışmaları, yapacakları hizmetleri en iyi şekilde takip etmemiz gerekiyor. Bu siyasi partilerin ilimize vermiş oldukları sözleri en iyi şekilde takip etmemiz gerekiyor. Bu sözler tutulacak mı, tutulmayacak mı? Vatandaşa bol bol keseden sözler mi verildi, yoksa gerçekten samimi sözler miydi? Bunlara bakacağız efendim. Biliyorsunuz uzun yıllardır benim en önemsediğim konu bakanlık konusu. Mutlaka ve mutlaka 20 yıldır Elazığ'a bir bakanlık verilmemiş. Mutlaka ve mutlaka Elazığ'a bir bakanlık verilmesi gerekiyor. Bunu söylerken de hep şunu ifade ediyorum. Yani Allah'tan bir şey isterken biraz da bir fıkra vardı şimdi tam hatırlayamadım ama tam istemek gerekiyor. Yani böyle ayrıntılarıyla belki. Evet, Elazığlı bir bakan istiyoruz ama bu Elazığlı bakan seçildikten sonra Elazığ'ı unutmayacak bir bakan istiyoruz biz. Seçildikten sonra Elazığ'a belki pozitif ayrımcılık yapacak bir bakan istiyoruz biz. Elazığ'a her fırsatta gelecek, Elazığ'ın sorunlarıyla dertlenecek bir bakan istiyoruz biz. Yoksa öyle ha Elazığlı bakan olsun, gitsin Ankara, Elazığ unutsun, 5 yıl sonra bir daha gel, öyle bir şey istemiyoruz efendim. Bir kere bir bakanlık talebi var, bu şehrin bir bakanlık beklentisi var. Bunu ilgililere aktarmış olalım. Şimdi netice itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Sayın Gürsel Erol'un bir Elazığ'a sözü vardı. Biz Cumhurbaşkanı seçilirsek, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse biz bu şehre bakanlık vereceğiz sözü vardı. Netice itibariyle seçilmedi. Eğer seçilseydi Gürsel Erol'un kapısını çalacaktık. Bu ekranlardan Gürsel Erol'a seslenecektik. Diyecektik ki ey Sayın Gürsel Erol, siz Elazığ'a bakanlık sözü verdiniz. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Hadi bu bakanlık sözünüzü yapın diyecektik. Ama seçilemediği için şimdi onu bir tarafa bırakıyoruz. Ama bu tarafta da Elazığ'a bakanlık sözü var. AK Parti kanadından da Elazığ'a bir bakanlık sözü verildi. Elazığ'a bir bakanlık getireceğiz denildi. Vatandaşlar bu bakanlık sözünün yerine getirilmesini bekliyorlar netice itibariyle. Şimdi sesleniyoruz ilgili siyasi partiye ve diyoruz ki Elazığ'a bakanlık sözü veren vekillerimiz artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı seçildi ve artık sizin de Elazığ'a verdiğiniz bu sözü yerine getirmenizi bekliyoruz diyeceğiz netice itibariyle. Çünkü sözler var, sözler verilmişti Elazığ'a ve Elazığlılara. Şimdi önümüzdeki Cuma'ya kadar Bakanlar Kurulu'nun belli olması bekleniliyor. Yani yeni bakanlarımız bu Cuma'ya kadar tahminim herhalde belli olacak. İşte bu hafta milletvekili seçilen isimler yeminlerini yapacaklar mecliste. Daha sonra işte görev dağılımları olacak, bakanlıklar belirlenecek, kim bakan olacak, kim olmayacak. İşte dün de tartıştık bunu, işte Sayın Mehmet Güleç ve Sayın Aziz Diş bizlerle birlikteydi seçim sonuçlarını konuşurken. Yani işte bir izleyicimiz mesaj atmıştı dün. İşte Karadeniz bölgesinden, Trabzon'dan 5 tane bakan var. Elazığlı, işte Elazığlı olur mu olmaz mı tartışma sırasında Elazığ'dan hiç mi kimse çıkmıyor ki? Demişti. Yani evet, hiç mi Elazığlı bir hemşerimiz yok bu bakanlığı yapacak yıllardır? Mutlaka var. Mutlaka çok iyi yetiştirdiğimiz, şehrimizin yetiştirdiği isimler var. Mesela ilk aklıma gelen Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş. Hakikaten çok başarılı bir bürokrat. Uzun bir süredir Emniyet Genel Müdürlüğü yapıyor. Şimdi mesela niye İçişleri Bakanı hemşehrimiz Mehmet Aktaş olmasın ki, değil mi? Yani hepimiz isteriz bunu. Yani hem Elazığ'a verilen bakanlık sözü yerine getirilmiş olur, hem böyle vasıflı, başarılı bir bürokrat bakanlık görevine getirilir vesaire. Bu isimleri çok çoğaltabiliriz. Bunun çok örnekleri var ülkemizde. Yani şu an böyle kendi imkanlarıyla kendi çalışmalarını yürüten isimler var ama mutlaka bir Elazığlı hemşehrimiz bu süreçte bakan olmalı efendim. Bakanlık sözünün bir an önce tutulması gerekiyor. Zira bu şehire bakan verilmezse, hele de hele bu bölgemizdeki deprem afetinden sonra biraz zor hizmet alırız, yatırım alırız gibi görüyorum ben yani şahsen. Çünkü öncelik hatlı olarak o bölgenin olacak. Bütçeler o bölgeye daha fazla ayrılacak ki burada kesinlikle herhangi bir itirazımız olmaz. Çok haklı bir davranış olur. Bütçenin çok büyük bir kısmının deprem bölgesine ayrılması. Biz de o acıyı, o afeti yaşadık ki halen daha yaşıyoruz. Caddeler, sokaklar ağır hasarlı, bina dolu. Ama haklı olarak hepiniz neyi bekliyorsunuz? Dün de çok sayıda mesaj attınız.
bakanlık sözünün yerine getirilmesini bekliyorsunuz. Biz de bekliyoruz efendim. İnşallah bu cumaya kadar, cuma gününe kadar açıklanacak olan kabinede Elazığlı bir hemşehrimize bakanlık sözü verilir. Verilmezse de 1-0 yenik başlayacak AK Parti Elazığ milletvekillerimiz. Zira çünkü söz vardı Elazığlara verilen. Efendim şimdi dilerseniz hemen hızlıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizin sonuçlarının grafikleri var. O grafiklerden böyle bir değerlendirme yapmış olalım. Arkadaşlarım ilk fotoğrafımızı ekranlara getirebilirlerse. Evet şimdi efendim Türkiye geneli sonuçlara hızlıca bir göz atalım. Ne olmuştu Türkiye geneli sonuçlar? Onlara bakacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda %49,52 oy almış. Oy yüzdelik dilimde oyu 27.133.837 olmuştu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu %44,8 oranında oy almış ve 24.594.932 oy almıştı. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan o dönem 51 ilde birinci olmuş. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu o dönem 30 ilde birinci olmuştu. Bunu ekranlarınıza getirmiştik. Sinan Ogan, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan %5,17 oy almıştı Türkiye genelinde. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce %0,43 oranında oy almıştı efendim. Şimdi bu üst tablo ilk turdaki durumu ekranlarınıza getiriyoruz. Hemen alt tarafta ikinci turdaki değişim ne olmuş ona bakacağız efendim. İkinci turda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan %52,18 oranında oy aldığını görüyoruz ve ilk turda 27.133.837 oy alan Sayın Erdoğan ikinci turda 27.834.692 oy almış. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ilk turda %44,8 oranında oy alırken ikinci turda %47,82 oranında oy almış efendim. Sayın Kılıçdaroğlu ilk turda 24.594.932 oy alırken ikinci turda 25.504.552 oy almış. Yani oy dilimine bakacak olursak oy sayısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy sayısını biraz daha artırdığını görüyoruz. Yani ikinci tur, birinci turla ikinci tur arasında Sayın Kılıçdaroğlu oylarını 1 milyon düzeyinde artırmış. Sayın Erdoğan da yaklaşık olarak 700-750 bin civarında bir oy artışı sağlamış efendim. Ama netice itibariyle işte Sinan Ogan'a giden oyların bir kısmının Erdoğan'a gittiğini görüyoruz. Yine Sinan Ogan'a giden seçmenlerin bir kısmının sandık başına aslında gitmediğini görüyoruz. Belki Muharrem İnce'ye işte 236 bin oy verilmiş ilk turda adaylıktan çekilmesine rağmen. Onların da belki sandığa gitmediğini ya da Sayın Erdoğan'ı desteklediğini görebiliyoruz. Ama netice itibariyle burada %52,18'e ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yeniden Recep Tayyip Erdoğan oldu efendim. Tebrik ediyoruz kendisini. Bugüne kadar girmiş olduğu hiçbir seçimi kaybetmedi ve tüm seçimleri kazandı. Geçen seçimlerde de 24 Haziran seçimlerinde de yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan %52 oy oranıyla aslında seçilmişti. Yine hemen hemen bu seçimde de %52, yani 5 yılın ardından yine %52'lik bir dilimle seçilmiş oldu. Tabii bu dün niye seçim sonucu böyle oldu? Bunu uzun uzadıya konuşmuştuk. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun hataları neydi? Ne yaptı? Yani niye böyle oldu? Niye böyle bir sonuç tablo? Yani %47'de kaldı. İşte herkese bakanlık sözü vermesi, herkese Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü vermesi tutmadı mı? Ya da işte herkese bedava ev sözü, işte depremzedelere bedava ev sözü tutmadı mı? İşte orada ne oldu? Sayın Kılıçdaroğlu 47'de kaldı. İşte tabii bir tarafta da istikrar sürsün düşüncesinde olan hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız oldu ki illaki Sayın Erdoğan %49,52'lik oyunu %52,18'e kadar çıkartma başarısını göstermiş oldu. Efendim bu Türkiye geneli sonuçlardı. Şimdi dilerseniz bir sonraki fotoğrafımızla devam edelim. Elazığ sonuçlarına bakalım. Şimdi efendim Elazığ'da bir kere vatandaş sandığa gitmemiş.
onu söyleyelim. Bir sandığa katılımda bir düşüşlük söz konusu var. Yaklaşık 20 bin Elazığlı ikinci turda sandığa gitmediğini görüyoruz efendim. Yani tam 20 bin değil ama 17 bin, 16 bin civarında bir hemşerimiz sandığa gitmemiş. Yüzdelik dilimlerde ifade edeceğim. Şimdi 14 Mayıs'ta 370 bin, yani ilk turda Elazığ'da 370 bin 38 vatandaşımız oy kullanmış. Bunların 360 bin 396'sı geçerli sayılmış. Katılım oranı %85.80 olmuş. Bu çok güzel bir katılım esasında. Yani 24 Haziran 2018 seçimlerine göre Elazığ'daki katılım oranı, sandığa gitme oranı artmış. Efendim 28 Mayıs'ta yani ikinci turda 354.875 vatandaşımız sandığa gitmiş. 348.511 oy geçerli sayılmış. Yani niye böyle, burada niye böyle olmuş? Hadi bir önceki seçimlerde yanlışlıkla Yasemin Açık'a hem oy verip hem başka partiye oy verdiniz. Hani orada Elazığ tarihinin en yüksek geçersiz oy sayısı oldu. Burada iki tane aday var. Niye bu kadar geçersiz oy var? Onu anlamak biraz zor. İnsanlar oylarını heba ediyorlar. Yani üstüne not yazıyorlar. İşte fotoğrafını çekiyorlar. Espri yapıyorlar birbirlerine. İşte başka bir şeyler yapıyorlar. 6.364 oy geçersiz sayılmış. Yani küçücük bir pusula. Yani birinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor. Birinde Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor. Yani bir tarafa vereceksin işte oyunu. Yani niye bu kadar oy geçersiz sayılmış mesela Elazığ'da? Bunu anlamak çok güç tabii. 6.364 oy geçersiz sayılmış Elazığ'da. Yani orada da muhtemelen bu gençler falan şey yapıyorlar. İşte üzerine mesela not yazıyorlar. Seni seviyorum Ayşe yazıyor mesela. Oraya mühür vuruyor. Örnek veriyorum. Sonra bunu tutup Instagram'da paylaşıyor. Aslında bu telefon içeriği sandıklara telefonla girilme işi aslında yasak. Ama bu kontrol edilmiyor. Yani bu kesinlikle yasaklansa aslında geçerli oy sayısı bir nispeten biraz daha artabilir. Şimdi sonuca bakacak olursak Elazığ'daki sonuca bakalım. 14 Mayıs'ta Elazığ'da vatandaşların %67,17'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiş. %28,24'ü Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. %4,31'i Sinan Ogan'a oy vermiş. %0,28'i Muharrem İnce'ye oy vermiş. Şimdi burada ikinci tura bakacak olursak Elazığ'da ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan %67,17 olan oyunu %70,27'ye çıkarttığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu %28,24 olan oyunu %29,73'e çıkardığını görüyoruz. Oy sayısı bakımından bakacak olursak da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda 242.098 oy almışken ikinci turda 244.904 oy alarak yani oyunu Elazığ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda artırmış. Yine Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Elazığ'da ilk turda 101.764 oy alırken ikinci turda 103.607'ye çıkarmış oy sayısını. Tabii burada Sinan Ogan'ın oylarına ne olmuş bilmiyoruz. Yani burada 15.531 oy var. Hadi diyelim ki 2000 oy gelmiş Erdoğan'a desek, Sayın Erdoğan'a Sinan Ogan'ın Elazığ'daki 15.531 oyundan 2000'i Sayın Erdoğan'a gelmiş desek, buradaki oyun 2000'i de Kılıçdaroğlu'na gitti desek, geriye kalan diğer 11.000 oy nerede? İşte bunlar da demek ki sandığa gitmemişler. Yani bu tablo biraz da bize aslında bunu gösteriyor. Yani yani çevremizde de aslında bunu sosyal medyada da gördük. Çevremizde de gördük. Sinan Ogan'a oy verdim ama ikinci turda sandığa gitmeyeceğim diyen hemşerilerimiz var idi. Yani burada kayıp bir oy var burada. Yani burada Sinan Ogan'ın oyları 2000'i Erdoğan'a gitse, 2000'i Kılıçdaroğlu'na gitse. Çünkü artış onu gösteriyor. 242 binden 244 bine çıkmış Sayın Erdoğan. Kılıçdaroğlu 101 binden 103 bine çıkmış. Burada Ogan'ın geriye kalan 11 bin oyu yok. Yani bu 11 bin vatandaş, Sinan Ogan'a oy veren 11 bin vatandaşın sandığa gitmediği tahmin ediliyor. Yani o düşüncede olunuyor. Zaten Muharrem İnce'nin 1000 Elazığ'da oyu varmış.
Yani bu binoy zaten otomatikmen geçersiz sayılıyor. Yani zaten adam çekilmiş, çekilmediğini açıklamasına rağmen gitmişler adama 1000 tane oy vermişler Elazığ'da. Ya boşa giden binoy. Yani getir onu ya Sayın Erdoğan'a ver, ya Kılıçdaroğlu'na ver, ya Sinan Ogan'a ver. Boş yere giden Elazığ'daki binoy. Efendim tabii devam edelim bir sonraki tablomuzda. Şimdi burada da bir sonraki tablomuzda da seçimin sonucu böyleydi. Şimdi burada da bir sonraki tablomuzda da Elazığ'daki sonuçları bir önceki seçimle kıyaslayacağız. Yani 24 Haziran 2018 seçimleriyle kıyaslayacağız. Hatırlayın o dönem kimler adaydı? Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine Cumhurbaşkanı adayıydı. Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayıydı. Selahattin Demirtaş adaydı. Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayıydı. Sayın Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve son seçimlerde Profesör Doktor Yasemin Açık'ın tek başına Doğu Perinçek'le yarıştığı Doğu Perinçek adaydı. Son seçimlerde Doğu Perinçek Türkiye geneli 50 bin oy aldı. Yasemin Açık 34 bin oy almıştı hatırlarsanız. Bunu daha önceden anlatmıştık. Doğu Perinçek adaydı efendim. Yani bizim bir önceki 24 Haziran 2018 seçimlerinde 6 tane Cumhurbaşkanı adayımız vardı. Şimdi 28 Mayıs yani nihai sonuçlarla 24 Haziran 2018 seçimlerini kıyasladığımız zaman bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki oylarında bir artış oldu gözlemleniyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran 2018'de Elazığ'da %70,4 oranında oy almış. Son seçimlerde %70,27'ye çıkmış. Yine 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da 237.733 oy almış. 28 Mayıs'ta yani ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan 244.904 oy almış efendim. Şimdi burada tabii ittifaklar var. İttifaklar olduğu için direkt hani diğer adayları değerlendirmek haliyle çok güç. İttifaklar olduğu için. Şimdi baktığımız zaman burada mesela Muharrem İnce Elazığ'daki oyu 52.834 binmiş. %15.57 oranında oy almış Muharrem İnce 24 Haziran 2018 seçimlerinde 52.834 oy almış. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimlerde Elazığ'dan 103.607 oy alarak %29'a çıkartmış oyunu. Yani şöyle diyebiliriz burada Muharrem İnce'nin almış olduğu oy 52.834, Selahattin Demirtaş'ın almış olduğu oy 21.861, Meral Akşener'in almış olduğu 21.270. Bunu bir toplayabilir miyiz Yakup? Şurayı bir toplayalım. Bunu ben de şimdi merak ettim. Oylarda sapma var mı onu öğrenelim. 52.834 Muharrem İnce'nin almış olduğu oy. Selahattin Demirtaş'ın almış olduğu 21.861. Meral Akşener'in almış olduğu oy 21.279. Temel Karamollaoğlu'nun almış olduğu oy 5.331. Elazığ'da alınan oylar. Ne tesadüf. 101.305. Yani efendim 2018 seçimlerinde 1, 2, 3, 4 lider şu anda biliyorsunuz bunlar Muharrem İnce'yi burada değildi. Hani Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünün. 4 tane Elazığ'daki 4 liderin bir önceki seçimlerde almış olduğu oy tamamen neredeyse Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu oy. Yani bir önceki seçimlerde eğer Millet İttifakı yine bu şekilde olsaydı 101.305 oy alacaklarmış. Bu seçimde Kılıçdaroğlu 103.607 oy almış. Yani bir arpa boyu yol kat edilememiş 5 yılda. Yani onu görüyorum yani Elazığ'da. Yani oylarda pek bir değişiklik olmamış aslında. Bir önceki seçimde CHP'nin adayı Muharrem İnce 52.834 oy almış ama netice itibariyle bu seçimde o dönem karşısında olan rakipler işte Temel Karamollaoğlu şimdi Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. İşte o dönem aday olan, Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener 21.279 oy almış Elazığ'da ama şimdi Kılıçdaroğlu'nu destekledi. O dönem Elazığ'dan 21.861 oy alan Demirtaş neticede bu seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekledi. O dönem CHP'nin adayı olan Muharrem İnce 52.834 oy almış.
Burada işte belki Muharrem İnce'nin Reza'da 1000 oyu mu var diyebiliriz, diyemeyiz. İşte bu oy CHP'nin oyu mudur diyebilir miyiz, diyemeyiz. Neticede bu oyda Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği zaman şuradan 391 oy alan Doğu Perinçek'i çıkıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan oyları zaten kendine. Geriye kalan 2018 seçimlerinde geriye kalan tüm adayların almış olduğu oyların toplamında Kılıçdaroğlu bu seçimlerde oy almış efendim. Yani 24 Haziran 2018 seçimlerinde muhalefetin Elazığ'daki oyu 101.305 imiş. Bu oy 5 yıl sonra 103.607'ye çıkmış olarak görünüyor efendim. Yani demek ki vatandaşa dokunmak gerekiyor bir şekilde. Yani ya isim mi tutmuyor kamuoyunda bilmiyorum. Mesela dün de sorduk. Acaba Kılıçdaroğlu olmasaydı bu seçim kazanılır mıydı? Kazanabilirler miydi? Yani işte Ekrem İmamoğlu olsaydı ya da Mansur Yavaş olsaydı kazanabilir miydi? Tabii bunu bilmiyoruz. Ama işte bir önceki seçimde de Elazığ'dan çıkan oyların neredeyse aynısı bu seçimde de çıkmış. Aslında yani anket şirketlerinin yerinde olsaydım mesela hiç anket yapmadan bir önceki seçimin sonuçlarını toplar, alın size Elazığ'ın sonucu der, milyonlarca lira paraya satardım. Yani vallahi böyle şey, belki şeytanların aklına gelmeyen şey şu an aklıma geldi ama bir sonraki seçimde şey yapabiliriz, bunu pazarlayabiliriz bu duruma belki. Durum bu efendim. Şimdi bir sonraki fotoğrafımıza bakalım. Yani şöyle efendim, Elazığ'da son olarak şey yapacak olursak Erdoğan, Sayın Erdoğan oylarını %70'e çıkartmış. Yani orada da virgüllü bir artış söz konusu olmuş, 0,50 ile. Şimdi buradaki tablomuzda hem 14 Mayıs parti sonuçları var burada, Elazığ'ın sonuçları, hem de Cumhurbaşkanı sonuçları var. Bunu niye ekranlarınıza getirmek istedim? Burada da aslında seçmenin, vatandaşın bir mesaj verdiğini, bir mesaj liderlere, partilere verdiğini görüyoruz. Yani burada liderlere bir mesaj gitti. Nasıl gitti? Bunu şimdi anlatacağım efendim. Şimdi 14 Mayıs Elazığ sonuçlarında, şimdi üstteki taraf 14 Mayıs sonuçları, yani nihai seçim sonucu değil. Yani ikinci tur sonuçları değil. Bunu verme nedenim daha iyi bir kıyaslama yapabilmek açısından. Şimdi burada, çünkü diğer isimler de var burada. Şimdi burada baktığımızda 14 Mayıs'ta Elazığlı vatandaş sandığa gittiğinde %67,17'si oyunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'dan yana kullandı. Sayın Erdoğan oyunu verdi. 242.098 oy aldı Erdoğan, Sayın Erdoğan ilk turda. AK Parti'nin oyunu ne oldu peki? AK Parti Elazığ'da 148.894 oy aldı. Sayın Erdoğan'ın oy oranı %67 olurken AK Parti'nin Elazığ'daki oy oranı %40,43 oldu. Evet, durum bu efendim. AK Parti Elazığ'da 148.894 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda Elazığ'da 242.098 oy aldı. Buraya tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin %11,48'lik kısmını da eklediğimiz zaman AK Parti'nin işte almış olduğu ne yapıyor? %51-52 oy yapıyor. Hadi işte oraya neyi ekleyeceğiz başka? Burada yok. İşte diğer partiler işte ne var? Hüdapar, Müdapar, onları da eklediğimiz zaman işte %51-%55 diyelim. Refah, Yeniden Refah var tabii, %3 var. %55'e ulaşıyor diyelim. Peki vatandaş niye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da %67 oranında oy verdi de partisi olan AK Parti Elazığ'da niye bu kadar %30 oranında kan kaybetti bir önceki seçime göre? Ya burada işte vatandaşın bir mesajı söz konusu olabilir. Bunu daha önceki yayınlarımızda da ifade ettik. Bu aile içi bir mesele. Ben aile içi bir meseleye karışmam. Yani orayla ilgili yorum yapmam da zaten uygun olmaz. Ama bildiğim kadarıyla zaten bu sorgulanıyor. Sorgulanması da gayet normal. Yani dünkü yorumcularımız da burada bunun sorgulanması gerektiğini ifade ediyorlardı. Yani niye kaybedildi? Niye vatandaş Erdoğan'dan, Sayın Erdoğan'dan, Elazığlı vatandaş Sayın Erdoğan'dan şaşmadı ama
AK Parti oy vermedi. Bu kendi işlerinde tartışacakları bir konu ama tabii işte birçok etkeni var bunun. Yani söylemeyeceğim. Şimdi siz muhtemelen benim söylemi bekliyorsunuz. Söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim? Aile içi bir mesele. Yani AK Parti Elazığ İl Teşkilatı'nın aile içi bir meselesi. Aile içinde bunu çözeceklerdir muhtemelen. Ki işte bazı söylentiler var. Bilmiyorum. Onlara çok ben değinmeyeceğim. Kendi iç meseleleri. Ama Sayın Erdoğan, Elazığlılar burada da yine Sayın Erdoğan'ı yalnız bırakmamışlar. Evet, biz belki senin partine kırgınız, senin partine küskünüz, senin partinin yanlış olduğu noktalar var. Senin işte Elazığ'daki, senin partinin Elazığ'daki işte şu olaylarından dolayı yanlış görüyoruz. Ama biz reisteyiz, biz seninleyiz dedi Elazığlılar. Hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta hem birinci turda hem ikinci turda Elazığlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevdalarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ilgilerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini bir kez daha ne yaptılar efendim? Gösterdiler. 14 Mayıs'ta da gösterdiler, dün de gösterdiler ama partiye bir dur dediler. Partiye bir mesaj verdiler. Dediler ki biz sana %40, AK Parti il teşkilatı sana %40, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a %67 oy veriyoruz. Daha sonra bu %67 %70'e çıkıyor ikinci turda. Yani buradaki mesajın iyi algılanması gerektiğini tüm yorumcularımız da, siyaset bilimcileri de bunu bu şekilde düşünüyorlar. Burada tabii CHP Elazığ'da tarihinin sanırım en yüksek oylarından birisi, yani son zamanların en yüksek oylarından birisini aldı. 76.364 oy aldı, %20 oy aldı ama Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun %28,24 oy aldığını görüyoruz. Tabii burada da nasıl az önce MHP ile AK Parti'nin ve Yeniden Refah'ın oylarını topladıysak, burada da şimdi haklı olarak ne yapmamız gerekiyor? CHP'nin, Yeşil Sol Parti'nin, İyi Parti'nin oylarını toplamamız gerekiyor esasında. Bir de işte şeyler var burada. Onlar yok tabii. Deva falan onlar yok. Şimdi burada normalde topladığımızda %20 ve %7 topladığımızda ne yapıyor? %27 yapıyor. Bir de İyi Parti'yi getirip buraya koyduğumuz zaman %27, %28, %29 yapıyor. İşte biz ona yuvarlayalım. Küsuratlar da var. %30 var diyelim. Ama Kılıçdaroğlu'nun %28, yani %30 oy alması gerekirken %28 oy aldığını görüyoruz. Yani aslında Erdoğan partisinden yüksek oy alırken Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarından düşük oy almış. Yani vatandaş sandığa gitmiş, bu şu demek oluyor. Vatandaş sandığa gitmiş, örnek veriyorum, vekillikte Gürsel Erol'a oy vermiş ama Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy vermiş olabilir. Ya da Ogan'a oy vermiş olabilir, İnce'ye oy vermiş olabilir. Yani bu tablo bize bunu gösteriyor. Çünkü işte yüzdelik dilimlerine bakacak olursak, ittifak ortaklarının yüzdelik dilimleri, milletvekili seçimlerinde yüzdelik dilimlerinin fazla olduğunu ama Kılıçdaroğlu'na giden oyların düşük olduğunu görüyoruz. Yani işte CHP'nin %20'si var. Yeşil Sol Parti'nin %7'si var, İyi Parti'nin %2'si var. Burada diğer ittifaklar falan da vardı sonra, işte Zafer falan, gerçi onlar sonradan dahil oldu ama işte orada diğer partiler falan da var. Bunlar şey olduğunda yani vatandaş sandığa gittiğinde Elazığ'da seçmen işte örnek veriyorum İyi Parti'ye adayına mesela oy vermiş ama getirmiş onun kime oy vermesi lazım mesela normal ittifak durumunda. İyi Parti'ye oy verenin işte ittifak mantığıyla gidecek olursak Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım belki ama bu adam gitmiş mesela belki Sinan Ogan'a oy verdi. Belki gitti İnce'ye oy verdi ya da geldi Sayın Erdoğan'a oy vermiş olarak olabilir diyoruz. Ama netice itibariyle efendim sonuç bu. İlk tur sonucu bu şekildeydi. Burada tabii Elazığ'da tüm siyasi partiler oy kaybetti CHP hariç ama orada da CHP'nin oyunu yani şey yapamıyoruz. Salt oyunu çıkartamıyoruz çünkü CHP'nin içerisinde Saadet Partisi var, Deva var, Gelecek var. Onlar da olduğu için işte listelerde onlar da vardı. O yüzden CHP'nin salt oyunu çıkartamıyoruz. Ama netice itibariyle bize rakamların gösterdiği durum şu, sonucun gösterdiği durum şu. CHP hariç Elazığ'da tüm siyasi partiler oy kaybetmişler.
Ama en yüksek oyu %30 civarında AK Parti kaybetmiş. Vatandaş Elazığ'da AK Parti'ye bir mesaj vermiş. Bu mesajı AK Parti'nin alıp değerlendirmesi gerekir. Yorumlaması gerekir. Bize vatandaş ne diyor demesi gerekir. Zira Elazığlı vatandaşlar Erdoğan olan sevdasını bir kez daha göstermişler. Tabii bu seçimlerin bir diğer faktörü Profesör Doktor Yasemin Açık, bağımsız aday. Kendisi %9,32 oranında oy almış. Bunu da önceden konuşmuştuk. Elazığ'da 17 civarında partiyi geride bırakmış. Üçüncü, dördüncü isim olmuş AK Parti, CHP, MHP, Yasemin Açık. Türkiye genelinde 5 siyasi partiyi geride bırakmış. Türkiye'de bağımsız seçime bağımsız giren yüzlerce isim arasında en yüksek oyu alan isim olmuş. Elazığ'da ilk girdiği seçim, bu da çok önemli. Yani biz daha önceden Profesör Doktor Yasemin Açık'ı işte aday adayı olur, ondan sonra siyasetin içerisinde görmezdik. İlk defa Profesör Doktor Yasemin Açık'ı siyasetin içerisinde gördük ve ilk seçiminde Profesör Doktor Yasemin Açık %9,32 oy aldı. Elazığ gibi bir yerde 34.464 oy aldı Elazığ genelinde ve şehir merkezinde 27.000'in üstünde oy alma başarısını gösterdi. Mesela bunu şeyde örnek vermiştik 14 Mayıs'tan sonra. Profesör Doktor Yasemin Açık'ın oyuna en yakın olan bağımsız aday Türkiye genelinde Şanlıurfa'dan, Bucak aşiretinden bir isim. Şanlıurfa'nın seçmen sayısı neredeyse 1 milyonun üzerinde zaten, çok üzerinde. Bucak aşiretinden seçime bağımsız olarak giren isim 24 bin mi 26 bin civarında oy almış. Şimdi 1 milyonun üzerinde seçmen sayısının olduğu bir şehirde sen bir aşiret mensubusun, seçime giriyorsun bağımsız olarak, 24 bin oy alıyorsun. Ama Elazığ'da 400 bin seçmen olduğu bir yerde seçime giriyorsun ve 34.464 oy alıyorsun. Gerçekten çok büyük bir başarı. İlk girdiği seçim olmasına rağmen, partisiz, teşkilatsız vesaire ilk girdiği seçim olmasına rağmen bu seçimlerin bir kazananı Sayın Erdoğan olarak görünüyor. Zaten Türkiye genelinde de, Elazığ özelinde de bu seçimlerin bir diğer kazananının Profesör Doktor Yasemin Açık olduğu zaten tablodan aşikar. Çok az bir oy farkıyla seçilemedi. 14 binin üzerinde geçersiz oy var. Bunun 7.508.000'i hem Profesör Doktor Yasemin Açık'a oy verilmiş hem de bir başka partiye basılmış, otomatikmen geçersiz sayılmış. Muhtemelen vatandaşlar orada Cumhurbaşkanı'na oy verdiğini düşündü. Aynı pusulada iki farklı oy kullanıldı. 7.508.000 civarında bu şekilde olan bir oy var. Bir de geriye kalan oyların yine çok büyük bir kısmı Yasemin Açık'ın, yaklaşık orada 4.000-5.000 oy kalıyor. Onlar da işte vay efendim işte biraz yuvarlağın dışına çıkmış. Vay efendim işte karenin dışına çıkmış gibi. Bir de Yasemin Açık'ını göremeyip, ismini göremeyip, küçücüktü biliyorsunuz. İsmini göremeyip işte ben göremedim o yüzden götürdüm falanca partiye verdim oyumu diyen hemşerilerimiz var. Yani genel itibariyle Profesör Doktor Yasemin Açık'ın Elazığ'daki oy oranının 50 bin civarında. Yani bu geçersiz oylar eklendiğinde ve işte oy pusulada ismini göremedim o yüzden oy veremedim ben de götürdüm başka partiye oy verdim diyenlerle birlikte ortalama olarak siyaset bilimcileri Profesör Doktor Yasemin Açık'ın Elazığ'daki oyunun yaklaşık 50 bin civarında olduğunu ifade ediyorlar. Rakamlar da zaten hemen hemen bize onu gösteriyor. İlk girdiği seçimde bu başarıyı ortaya koymuş. Tabii diğer partilerinde hele hele İyi Parti'nin inanılmaz bir düşüş. İyi Parti'nin İşte bununla birlikte AK Parti'nin niye biz bu kadar oy kaybettik diye oy kaybeden partilerin bunu iyi bir tartması, düşünmesi lazım. Ama artık olan oldu, biten bitti. Biz bizeyiz efendim. Geldiler, gezdiler, gidiyorlar, gidecekler. Sonra 5 yıl sonra bu isimler değişecek. Biz yine burada olacağız. Biz halkız. Biz hep burada birlikte olacağız sizlerle birlikte Elazığlı vatandaşlar olarak. Ama önemli olan bizim bu dönem ne kazanırsak kârdır efendim. Şehrimize ne yatırım yaptırırsak kârdır. Yayının başında da söylemiştim. Elazığ'a verilmiş bir bakanlık sözü var. Bu bakanlık sözünün cuma gününe kadar bakanlar kurulunun belli olması bekleniliyor. Bu bakanlık sözünün tutulmasını bekliyoruz. 20 yıldır bir bakanlık hasretimiz var.
Neticede bu yıl verilen bir söz de var halihazırda AK Parti tarafından Elazığ'a. Bu bakanlık sözü inşallah bir an önce gerçekleştirilir. Ardından işte Elazığ'ın yarım kalan projeleri onlar hayat bulur. İşte bekleyen projeler var. Kuzova, Ulova, Hamza Bey, işte Pertek, Çemişgezek Köprüsü vesaire. Bunlar bir an önce yapılır. İstihdama yönelik çalışmalar yapılır. Gençlere yönelik çalışmalar yapılır. Gençlerin yeni istihdam alanları oluşturulacak çalışmalar yapılır. İşte rahat en azından bu 5 yılda en azından bir 5000 genç daha iş bulur inşallah. Bunları isteyeceğiz artık. İnşallah bunlar yapılır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah 5 yıl daha ülkemizde daha iyi hizmetlere imza atarlar. Yine elimizden seçilen 5 milletvekili var. Bunlar işte Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Gürsel Erol ve Semih Işıkver. Bu 5 milletvekilinin de ilimize hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz. Efendim şimdi kısa bir reklam arası ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz efendim. İlk bölümde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ekranlarınıza getirmiş, üzerine konuşmuştuk. Bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz ülkemiz için. Ve günün gelişmeleriyle yayınımızı sürdürüyoruz. Efendim Türkiye seçimini yaptı. İkinci tur seçim sonucunda 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçim sonuçları AK Partili Başkanlığı binası önünde Cumhur İttifakı tarafından coşkuyla kutlandı. Seçim sonuçları Elazığ'da Cumhur İttifakı tarafından coşkuyla kutlandı. ...14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi 17'de sona erdi. Sandıkların %100'e açılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %52.10, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %47.90 olarak açıklandı. Bunun üzerine Elazığ'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen partililer araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu attı. Ardından AK Parti Başkanlığı önüne platform kurularak kutlama yapıldı. Kutlamaya yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmura rağmen ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla sloganlar atan partililer seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı. Sizler huzurunda. Biz de sevdanın adı, biz de davranın adı. Kardeşliktir, birliktir. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Elazığlılara seslenen AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Bal, Hüdapar İl Başkanı Yasin Kavaklı, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ömer Ertan, halkın Millet İttifakı'na cevap verdiğini ifade ettiler. Biz bize yakışanı yaptık elhamdülillah. Elazığ güçlü bir destekle Cumhurbaşkanımıza desteğini tam tamamına verdik. Millet İttifakı'na ise milletimiz sandıkta cevabını verdi. Kandil'den medet umanlar, Pensilvanya'dan gücünden istifade etmek isteyenler sandıkta halktan cevabını aldı. Bu zaferde çok büyük oyunlara rağmen zincirleri kıra kıra geldik, zaferi, bayrakları en üstte dalgalandırdık. Bu zafer yolunda göstermiş olduğunuz bu büyük desteğe sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, sevgilerle selamlıyorum. Allah'ın izniyle durmak yok. Bu zafer tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin Turan'a uzanan, Turan Devleti'ne uzanan zaferidir. Bu zafer milyonlarca mazlumun aydınlık yarınlara uyanışıdır. Allah'ın izniyle bize durmak yok.
bu ülkenin şahlanışına durmak yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, gitsinler nereye taşlara vururlarsa vursunlar, biz buradayız. Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde kazanmıştır. Ve işte bugün gece sabaha kadar dua edin, ömrü uzun olsun. Sizlerle birlikte teşkilatımın bütün mensupları, en üst noktada görev yapan bütün teşkilat mensuplarıma yürekten teşekkür ediyorum. Elazığ insanı olarak bizler yeniden inşallah Türkiye yüzyılını hemen başlatıyoruz. Yarın değil, hemen şimdi. Gelecek günler şehrimizin, ilçelerimizin ve Türkiye'nin olacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye yüzyılına vurgu yapan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, demokrasi, eser ve hizmet siyaseti kazandı dedi. Bugün 85 milyon vatandaşımız kazandı. Bugün demokrasimiz kazandı. Bugün eser ve hizmet siyaseti kazandı. Ve bugün Türkiye kazandı. Ve bugün Cumhurbaşkanımıza gece gündüz dua eden dünya mazlumları kazandı. Evet kıymetli hemşehrilerim, bugün milli iradenin üstünlüğüne inanan milletin adamı kazandı, Cumhur İttifakı kazandı. Bugün Kandil'e sırt dayayanlar, Kandil'den talimat alanlar kaybetti. Milletiyle el ele kol kola yürüyen Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Türkiye'nin tarih yazdığını söyleyen 28. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Murat Öz ve MHP Elazığ Milletvekili adayı Yunus Genç, Cumhur İttifakı olarak yollarına devam edeceklerini söylediler. Şarkılarımız başlarken diyor ki kurban olan toprağına taşına, kurban olurum sizi veren Allah'a. Hani tarih yazacaktılar ya, hani tüm terör örgütlerini yanlarına almıştılar ya, tarih işte böyle yazılır, tarih işte böyle yazılır. Sizin Allah'a da kurban olurum. Bugün kazanan sadece Elazığ değildir. Bugün kazanan sadece Türkiye değildir. Bugün Allah'a şükür kazanan dünyadaki bütün mazlum coğrafyalardır. Ben desteklerinizden dolayı başta şahsıma, sonra değerli milletvekili ağabeylerime, Cumhur İttifakı'na desteklerinizden dolayı hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Elazığlılara teşekkür eden AK Parti Elazığ milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Türkiye yüzyılı devam ediyor dedi. Kabus başladı ve devam ediyor. Kimin kabusu? PKK'nın kabusu devam ediyor. YPG'nin kabusu devam ediyor. DAEŞ'in kabusu devam ediyor. Uyuşturucu baronlarının kabusu devam ediyor. Ve Türkiye yüzyılı, gençlerin yüzyılı, kadınların yüzyılı, bütün milletimizin yüzyılı başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Evet, milletimiz kararını verdi. 28 Mayıs akşamı milletimiz yeniden bir daha Recep Tayyip Erdoğan dedi. Evet, biz kazandık, Türkiye kazandı, siz kaybettiniz. Amerika'ya sırtınızı dayadınız, Biden'a sırtınızı dayadınız. Ama
Biden kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı kazandı. Bundan sonra seçim bitti. Bundan sonra Türkiye yüzünü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları için çalışacağız, üreteceğiz ve ona destek olacağız. Elazığ için çalışacağız, ülkemiz için çalışacağız, sizin için çalışacağız. Vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hemşehrilerine seslenerek teşekkür eden 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da İstanbul'un fethiyle birlikte yeni fetihlere, Türkiye yüzyılına selam olsun dedi. Zafer aldatanların değil, zafer inananların oldu. Zafer her seçimi kazananın oldu. Zafer Elazığ'ın, zafer inanmışların, zafer yarının sahibinin oldu. Yarın yeni yüzyılla birlikte İstanbul'un fethiyle, yeni fetihlere, Türkiye yüzyılına selam olsun. Biz sırtımızı önce hakka, sonra halka dayadık. Zaferin sahibi Allah'tır. Zaferi bize nasip eden Allah'ıma hamdü senalar olsun. Seçim kutlamaları konvoy ve halaylarla devam etti. Efendim Baskil'den bir mesajımız var. İyi geceler Furkan kardeşim. Bu gece Baskil'de yağan yağmur afete dönüştü. Odabaşı Tavşan Uşağı Doğandık köylerine ait sulama suyu şebekesinin borularını alıp götürdü. Gündeme getirin, haber yapın. Teşekkür ediyorum. Alaaddin Karakol, Baskil Odabaşı Mahalle Muhtarı. Muhtarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım düzelir. Efendim Elazığ valisi Doktor Ömer Toroman 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimin ardından Elazığ'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Türkiye 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yeniden sandık başına gitti. 28 Mayıs Pazar günü saat 08'de başlayan oy kullanma işlemi saatler 17'yi gösterdiğinde ise sona erdi. Açılan sandıklarla birlikte yapılan oy sayımıyla kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Elazığ valisi Dr. Ömer Toroman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Elazığ'da seçimin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını söyledi. Vali Toroman açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Elazığ'da da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin iradesiyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, ifadelerini kullandı. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, milletimiz tercihini istikrardan yana kullanmıştır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarını değerlendirdi. Işıkver açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Büyük Türk Milleti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının başında tercihini istikrardan yana kullanmıştır. Aziz şehir Elazığ'da tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkarak Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a %70'in üzerinde bir destekle göğsümüzü kabartmıştır. Türk Milleti 28 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneğinin yaşandığı seçimde halkımız milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir. Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Aziz milletimiz, demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış,
kardeşlik hukukuyla, varoluş, namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk dünyasının bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle seçim sonuçları demokratik asaletin tarih boyunca tam bağımsızlık onuru olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır. 28 Mayıs'ta kucaklaşma, kaynaşma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, hain ve kötü niyetlerdir. Dönek, devşirilmiş siyaset cambazları, şer odakları, terör yuvaları, kandil ve onun uzantıları olmuştur. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, milletimize, ilimize, demokrasimize, gönül ve kültür coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum ifadelerini kullandı. Efendim seçimlerin ardından il teşkilatı ile buluşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim sonuçları ile birlikte Elazığlıların kendilerine verdikleri mesajı aldıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 28 Mayıs seçimlerinin ardından il teşkilatı ile bir araya geldi. Ben öncelikle bu kampanya sürecinde canı gönülden çalışan, gecesini gündüzüne katan Elazığ İl Örgütümüze, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe örgütümüze, il örgütümüze, disiplin kuruluna, belediye meclislerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Elazığ'da bir başarı hikayesi yazdık. Yani tabii ki her sonucun, her seçimin sonuçlarını farklı değerlendirilebilir, farklı algılanabilir ama Elazığ'da gerçekten örgütümüzün birliği, beraberliği oluşturduğu güçten kaynaklı Elazığ'da Türkiye genelinde rekor kırarak hem milletvekilinde hem de 28 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımızın oyunun Cumhurbaşkanlığı artırılması ile ilgili bir hikaye yazdık. Bundan sonra da bu süreci takipçisi olarak çalışmalarımızı daha hızlandıracağız, daha fazla çalışacağız örgütümüzle daha iç içe olarak. Önümüzdeki seçimlere hazırlanacak. Seçim sonuçlarını değerlendiren Milletvekili Erol, yerel seçimlere değinerek milletin iradesine saygı duymak hepimizin sorumluluğudur, dedi. Her seçimin kendine göre kazananı kaybedeni mutlaka vardır. Ama sonuç itibariyle milletin iradesi neyse o iradeye de sahip çıkmak, o iradeye de tanımak, o iradeye de saygı duymak hepimizin vatandaş olarak sorumluluklarından birisidir. Öncelikle şunu söyleyeyim, örgütümüz de buradayken. Yani bu seçim döneminde en fazla çalışan, emek veren, yorulan, koşturan Sayın Genel Başkanımız. İnanılmaz bir performansla çalıştı. Türkiye'deki yaşanan sorunların çözümüyle ilgili ürettiği politikalar, söylemler, mitikler, geziler, programlar inanılmaz bir kampanya yürüttü. Yani biz bile bu yaşımızda inanın işte 60-70 günlük bir kampanyada çoğu zaman serumlarla ayakta durduk. Ama Genel Başkanımız o yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi. Aslında alınan oya baktığınız zaman tabii ki seçimin sonucu kazanmak ve kaybetmek üzerine yorumlanmalı ama alınan sonuca baktığınız zaman da gelecekle ilgili çok da umutsuzluğa gerek yok. Yani bu seçimdir. Seçim kazanılır da kaybedilir de. Gerekçeleri, şartları, koşulları çok farklı da olabilir. Ama ben şunu ifade ediyorum. Ben önce genel başkanımı kutluyorum. Yani sonuç itibariyle elinden gelen bütün gayreti iyi niyetle ve inanılmaz bir performansla iyi bir çalışma götürdü. O çalışmanın neticesinde de seçimi kazansaydık Türkiye için başka bir yarı bir şey olacaktı. Yani daha özgürlükçü bir Türkiye yaratacaktık. Seçim sonuçlarıyla birlikte gündeme gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasıyla ilgili açıklamalara değinen Milletvekili Erol, bu konuyu tartışmaya açmayacaklarının altını çizdi. Biz Genel Başkanımızın Genel Başkanlığını asla tartışmaya açmayacağız. Genel Başkanımızın yanında yer alacağız, Genel Başkanımıza destek olacağız. Parti içinde bir kargaşanın, bir endişenin yaratılmasını asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz genel başkanımızın bu işteki samimiyetine de, iyi niyetine de, çalışkanlığına da güvenimiz Elazığ örgütü olarak tamdır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı da kutluyorum. Yani sonuç itibariyle ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Ve inşallah yeni dönemde Türkiye'de kurumların, kanunların geçerli olduğu, 85 milyon yurttaşımızın, yurttaşlık haklarının eşit olduğu, insanların ötekileştirilmediği, ayrıştırılmadığı, devletin liyakatla yönetildiği bir dönem olarak yaşarız diye düşünüyorum ve bu konuda da temennilerimi iletiyorum. Milletvekili Erol seçimlerde Elazığlılardan gelen mesajı da algıladıklarını kaydetti. Yani sonuç itibariyle Elazığ seçmeni şuna karar verdi. Dedi ki ben Cumhur İttifakı'nın yeniden ülkenin yönetimiyle ilgili yetkiyi ona veriyorum. Ama bunların çalışmalarını denetlemek, takip etmek,
bunları çalıştırmak, Elazığ yerelinde siyasetçilerin bu Elazığ'da yaşanan sorunlarının takibiyle ilgili de yetkiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olarak tekrar bize verdi. Biz geçmişte olduğu gibi Elazığ'ın sesi olmaya devam edeceğiz. Elazığ'ın vicdanı olmaya devam edeceğiz. Elazığ'ın sorunlarını mecliste, ulusal basınlarda, Elazığ kamuoyunda getirmeye devam edeceğiz. Sahiplenmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yeni seçilen arkadaşlarımızı sürecin içine dahil etmek için daha çok çalışacağız. Daha çok gelip gideceğiz. Daha çok emek vereceğiz. Ve önümüzdeki dönem hem ilimiz için hem ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Örgütüme de diyorum ki hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Yani önemli olan bir işte verdiğiniz emeğinin karşılığını doğru şekilde görebilmektir. Elazığ İl Örgütü'nün için konuşuyorum bunu. Biz üzerimize düşeni yaptık. Efendim 22. 24. ve 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 22, 24 ve 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirbağ açıklamasında şu ifadeleri yer verdi. 28 Mayıs itibariyle Washington yenildi, Pensilvanya yenildi, Kandil yenildi, Londra yenildi. Bütün şer güç ve şebekeleri, terör örgütleri yenildi. Türkiye'ye dönüş biletleri kestiklerini söyleyen FETÖ'cüler yenildi. Dünya genelindeki mazlumlar sevindi. İslam dünyası bayram etti. 85 milyon kazandı. Türkiye kazandı. Elhamdülillah. Teşekkürler Elazığ. Teşekkürler Türkiye. İfadelerini kullandı. Efendim Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapılan ikinci tur seçimleriyle belli oldu. Peki vatandaşların hükümetten ve Cumhurbaşkanı'ndan beklentileri neler? İşte Elazığ'da sokağın nabzı. 14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Türkiye'nin yeni dönem milletvekilleri belli olmuş. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise adayların %50 artı biri alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleriyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun canım. Hayırlı uğurlu olsun. Peki beklentiler nelerdir? Yeni vallahi beklentiler bu enflasyonun bir yana yani düşmesi... Bu pahalılığın biraz düşmesi biraz şeydir odur yani başka bir şey yok. Yani. Vallahi devletimize, milletimize, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Beklediğimiz bir şeydi. Mutlu olduk yani sonuçları görünce mutlu olduk yani. Vallahi benim şu an düşüncem yok. Cenab-ı Allah hangisini hayırlı etmişse onu başımıza vermiş. Yapacak bir şey yok. Yani reisin götürmesi herkesin için çok iyi oldu. Bize düşeni biz yaptık zaten. Ve her zaman reisin arkasındayız. Doğru kararı verdiler bence. Reisin götürmesi bence çok iyi oldu. Vallahi çok mutlu olduk. Yani alışılmışın dışında bir olay değil. Her zaman alıştığımız bir olay. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali. Tekrardan bu gibi şeyleri yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler ediyoruz. Çok mutluyum. İyi ki reisimiz kazandı. Çok sevindik. Cumhurbaşkanı kazandığı için mutluyuz, huzurluyuz. Allah Cumhurbaşkanımıza eksikliğini vermeye, yukarıda Allah aşağıda devletimiz kazanması iyi oldu. Daha güzel günler olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanımıza. En iyisi gereken şeyi zaten Elazığ kendisine destek vermiştir. En iyi de bu şekilde olmasını daha iyidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah ömrü ömür kalsın. 5 yıl ülkemize birlik bekası için çalışmasın, güç versin. Öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızı da tebrik ederim. İnşallah bu zamana kadar yaptıklarından dolayı da Allah razı olsun. Bu zaman yani bundan sonra da bence daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Vatana millete hayırlı olsun. Ya. Bence vatana millete hayırlı olsun. Cenab-ı Hak devlet başkanlarımızı güzel işlerde çalışmayı tevdi eylesin. Hayırlı uğurlu etsin. Memnun kaldık. Memlekette hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti yeniden bir erkeğe sahip çıktı. Allah parayla uğraşan bulamazsın. Böyle bir cumhurbaşkanı. Gelecek için çok önemli. Güzel, iyi yani. Çok memnunuz. Efendim çok memnun olduk yani kendisi seçildi diye. Ülkemiz için hayırlısı o oldu inşallah. Valla reisimiz kazandı diye çok mutluyuz. Beklentilerimiz de vardır. İnşallah onlar da ileride olacaktır yani. Peki o beklentiler neler? Ya biraz ekonomi şey var. İşte inşallah onlar o da düzelir. İnanıyorum ben. Güveniyorum reisimize. Evet zaten kazanacak o muydu?
Erdoğan kazanır. Onda başka kimse kazanamazdı ki. Türkiye siyasi tarihinde ilk kez görülen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İşte Elazığlı vatandaşların hem Cumhurbaşkanından hem de hükümetten beklentileri. Cumhurbaşkanımız çalışıyor zaten. Bundan sonra da çalışacaktır inşallah. Beklentilerimiz bu yönde, tarıma, hayvancılığa. Her dönem olduğu gibi Elazığ'ımız Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmadı. Müthiş bir oyla, %70'lik oyla Cumhurbaşkanlığa sahip çıktı. Bunun meclise gittiği zaman bizim Elazığ'ın milletvekillerinden bunu dile getirmelerini ve Elazığ'ın bir bakanlık talebinde bulunmasını istiyorum. Çünkü her zor zamanda Cumhurbaşkanı'nın yanında %70 oy vererek Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Türkiye'dir. Biz de bunu önemseyerek Elazığ'ımızın kazanmasını talep ediyoruz. Nasıl olarak? Milletvekillerimiz daha yoğun çalışarak, Elazığ'ın sorunlarını gündeme getirerek, gündeme gelen sorunları talebe kavuşarak Elazığ'ın kazanmasını istiyoruz. Kendini en büyük beklenti kendini yenilemesi. Eski sistemin devam etmemesi. Vallahi beklentiler, ben emekliyim. Emeklinin biraz daha alım gücünü iyileştirmesini istiyorum kendim için. Ya Cenab-ı Allah'ın sarışsa onu nasip etsin. Yani sonuçta hangi lider gelse de Türkiye'miz için çalışmaya geliyorlar, öyle değil mi? Yani bir milletvekili diyelim, Elazığ'da 5 tane milletvekili var. Hangi partide olursa olsun sonuçta bu milletvekillerimiz, insanlarımız, kim ki bir taşı taşı üzerine korursa Allah razı olsun diyoruz. Başka herhangi bir şeyimiz yoktur yani. Cumhurbaşkanının ve 28. dönemin hayırlı olmasını temenni eden vatandaşların beklentilerinin arasında Elazığ'a bakanlık verilmesi, işsizlik sorununun giderilmesi, ekonominin rahatlatılması var. Bu ekonomi meselesi çok mühimdir. Halkımız bunun altında kalmıştır. Bunu önce halletmek lazım. Gençlere iş bulmak, bu işsizliği önlemek. Bu şekilde biz başarılı olmalarını Yüce Mevla'dan niyaz ederiz. Ülkemizdeki gençlerimize, işsizlere iş imkanı açarsa, yardımcı olursa işte bu açacağına inanıyoruz. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istiyoruz. Özellikle Elazığ'da bir bakanlık istiyoruz. Çünkü yıllardır Elazığ fazlasından yapmış. Yani beklentimiz ekonomi düzelsin. Gerçi o elinden geleni zaten yapacağına inanıyoruz. İşsizliğin giderilmesi, ondan sonra geleceğe dönük ülkenin savunma sistemi, ondan sonra ne diyeyim başka, bu depremzedelere konutların yapılması. Vallahi ilk önce bu zamlar, bu yüksek fiyatların düşmesini bir an önce bekliyoruz. Altında düşüş bekliyoruz. Dövizin düşmesini bekliyoruz. Faizlerin düşmesini bekliyoruz. Her türlü beklentilerimiz de var yani. Maaşların artması. Çok sevindik yani reisimiz kazandığı için. Ama inşallah yani yine hayat biraz pahalı. İnşallah biraz düzelir. Onu umut ediyoruz yani. İnşallah bir daha zamlar olmaz. Bu şekil kalırsa, ama reisimiz de tabii. Efendim, yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş 28 Mayıs seçimlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi ve Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada halkın net bir şekilde istikrardan yana tavır aldığını söyledi. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı. 28 Mayıs seçimlerinde halkın net bir şekilde istikrardan yana tavır aldığını ifade eden Başkan Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yoğun geçen bir siyasi kampanya sonucunda ikinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, %52.16 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhur İttifakı'nın bileşeni olarak her iki seçimde de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında olduk. Bizler bu seçimi ülkemizin geleceği ve bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedilmemesinin bir sınavı olarak gördük.
Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başta Ayasofya'nın açılması, yerli otomobil, milli savunma sanayi ve yeraltı zenginliklerinin gün yüzüne çıkartılması olmak üzere birçok hayalini gerçekleştirdiği için tüm teşkilatlarımız ve tabanımızla Erdoğan'ın kazanması amacıyla sahada olduk. Bu çabalarımızın sonuç vermesi ve ülkemizin Türkiye yüzyılına merhaba demesi gelecek nesillerimiz için de önemli bir kazanım olmuştur. Seçimler bitmiş ve yeni bir dönem başlamıştır. Bugünden sonra ülkemiz sorunlarının çözümü için atılacak doğru adımların arkasında olacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir başarı göstererek 13. Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Efendim ETSO Başkanı İdris Alan seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte iş dünyasının enerjisini ve kaynaklarını ülkenin kalkınması ve rekabet gücünün artması için yoğunlaştıracağına inandıklarını söyledi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan İdris Alan, milletimizin bir kez daha teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutluyor, sonuçların vatanımıza, milletimize ve iş dünyamıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum, dedi. Seçimden milletin bir kez daha iradesini göstererek Türkiye'nin geleceğine odaklandığını ve güven tazelediğini belirten Alan, bu ülkemizin güçlü demokratik değerlerini ve iş dünyamızın temel taşlarından biri olan istikrarın önemini bir kez daha vurguluyor. Bugün yeni bir döneme başlarken geleceğe odaklanma zamanı geldi. İş dünyamızın güçlü bir vizyon ve sağlam bir temel üzerinde inşa edilen Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde ilerlemesini diliyoruz, dedi. Seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte iş dünyasının enerjisini ve kaynaklarını, ülkenin kalkınması ve rekabet gücünün artması için yoğunlaştırılacağına inandıklarını belirten ESO Başkanı İdris Alan, ekonomik büyüme, yatırımların artması ve istihdamın güçlenmesi bu yeni dönemin öncelikleri arasında olacağına bütün yüreğimizle inanıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak ülkemizi daha ileri taşıyacak projelere odaklanma ve işbirliği ruhuyla hareket etme zamanı geldi. Aramızdaki sinerjiyi güçlendirerek Türkiye'yi daha da cazip bir yatırım merkezi haline getirmek için hep birlikte çalışacağız ifadelerini kullandı. Efendim 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yapılara hasar alan ve hasar durumuna itiraz eden vatandaşların hasar tespit itiraz sonuçları muhtarlıklarda askıya çıktı. Öte yandan internetten de öğrenebilecekler. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Elazığ'da da birçok yapı hasar aldı. Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından itiraz süreci başladı. Yapılarının hasar durumuna itiraz eden vatandaşların sonuçları belli oldu. 14 Nisan'da sondu hasar tespit itiraz sonuçlarına itiraz etmek vatandaşlarımızın. Bugün itibariyle de hasar itiraz sonuçları muhtarlıklarda askıya asılmaya başladı. Tabii yarın da yine muhtarlarımız gidip alacaklar. Yani bu 2-3 gün içinde gidip alacaklar. Çünkü parça parça çıkıyor. Abdurrahpaşa Mahallesi olarak şu an hasar tespit itiraz sonuçları çıktı. Görmüş olduğunuz gibi muhtarlıkta askıya daha astık. Burada vatandaşlarımız gelip binalarının ilk hasardan sonra yapmış olduğu itiraz başvurularında sonuçlarını öğrenebilirler. Tabii biraz kağıtlar çok olduğundan dolayı içeriye de astık. İçeride dosya halinde de var. Vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz o konuda. Yani itiraz sonuçları artık açıklandı Elazığ'da. En yakın zamanda da şu an tabii bugün itibariyle E-Devlet'e ve hasar tespit sayfasına düşmesi lazımdı internet sayfasına. Şu an daha düşmemiş. Gece ya da yarını inşallah düşecek o da. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden de. Hasar tespit itiraz sonucunu öğrenmek isteyenler muhtarlıkların yolunu tuttu. Şimdi hasar tespit sonuçları açıklandıktan sonra artık bunun daha bir ikinci itirazı daha yok. Çünkü bu itirazların sonudu. Burada vatandaşlarımız tekrar itiraz etmek istiyorsa mahkeme yoluyla başvuru yapmak lazım. Şunu diyelim ancak örnek vereyim itiraz yapılıp da burada evini adresini göremeyen vatandaşlarımız varsa Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne gitsinler tekrardan. Desinler ki işte askıda ben göremedim, askıda yoktu. İtirazıma gelip baktılar. Onlar da olabilir. Yani gün içinde mesai saatleri içerisinde Çevre Şehircilik'e bakabilir. Ancak buradaki en son itiraza mahkeme yoluyla itiraz edilmesi lazım. Hasar tespit itiraz sonuçlarının listesi muhtarlıklara asıldı.
Hak sahipliği sürecinin ise önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Ayın 30'unda, 30 Mayıs'ta bir hak sahipliği süreci başlayacaktı. Tabi bu hasar tespitleri de biraz geç çıkınca bu hafta yapılmayacak. Büyük ihtimal ya önümüzdeki hafta yapılması düşünülüyor. O da tam bir netleşsin. Vatandaşlarımızın evi, iş yeri, ahırı, yıkık, ağır hasar, orta hasar olan vatandaşlarımız hak sahipliği sürecine başlayacaklar. Onun şu an tarihi net değil. Çünkü 30'u diye düşünülüyordu. Kavuşmadı. Büyük ihtimal AFAD Müdürlüğü tarafından belli bir noktalar, başvuru noktaları tespit edilecek. Büyük ihtimal ya önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki haftada. Şu an tarihi net değil. Netleştiği anda da sizlerin aracınızla, zaten AFAD'dan da bunu sizlere iletirler. Biz muhtar olarak da hem sizlere hem vatandaşlarımıza tarihin netleştiği zaman ileteceğiz inşallah. Efendim, özellikle son 3 yıldır tanıtımda atağa geçen Fırat Üniversitesi son bir ayda 10 ilde gerçekleştirilen fuarlara katılım sağlayarak üniversitenin değerlerini, başarılarını ve farkındalıklarını öğrenci adaylarına anlattı. Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen üniversite tanıtım ve tercih fuarlarına katılan Fırat Üniversitesi, alanında uzman akademik ve idari personeller tarafından birebir öğrenci adaylarına anlatılıyor. Son bir ay içerisinde Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Erzincan ve Sivas illerinde gerçekleştirilen fuarlara katılan Fırat Üniversitesi, son olarak Tokat ve Amasya illerinde düzenlenen tanıtım fuarına da katılarak bölgedeki öğrenci adaylarıyla buluştu. Fuarda yerini alan Fırat Üniversitesi tanıtım standına üniversite adayı gençler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden üniversite adayı gençler ve ailelerine Fırat Üniversitesi'nin gelişmiş akademik ve fiziki altyapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye'nin önde gelen fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma olanakları hakkında bilgilendirmeler de bulunuldu. Efendim, şu anda Elazığ'ın tanınmış, bilinen Elazığ spor sevdalısı esnaflarından kuaför Mücahit Baysal bizleri izliyormuş. Kendisine selamlarımızı göndermiş olalım. Ve devam ediyoruz efendim. Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Elazığ'da etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak yağış Elazığ'da etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokakların dereye döndüğü yağış sonrasında vatandaşlar yürümekte ve karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya da yağışların devam edeceğini açıklarken vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bugün ve yarın ilimiz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Beklenen sağanak yağışların bugün ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli ve yağış anında rüzgarının da kuvvetli şekilde esmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarlar ilimiz genelinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde, en yüksek sıcaklıklar 25 ila 27 derece, gece en düşük sıcaklıklar ise 10 ile 12 derece arasında olması tahmin edilmektedir. İlimiz genelinde yerel olarak beklenen kuvvetli sağanak yağışların ve rüzgarın zaman zaman ulaşımda aksamalara, su birikintilerine, taşkınlara neden olabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Efendim, Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 7 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 7 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Gece saatlerinde alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. Efendim, boşaltılan 7 katlı bir binanın ikinci katında, boş olan bir binanın, boş olması gereken bir binanın, ağır hasarlı bir binanın ikinci katında neden durduk yere yangın çıkar? Neden? Efendim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilen depremzedeler yurtlarda verilen barınma, beslenme, doktor ve çocuklar için verilen ana sınıf eğitimlerinden oldukça memnun olduklarını söylüyorlar. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları gideriliyor. Yaşanan felaket sonrası binlerce depremzede Elazığ'daki yurtlara yerleştirildi. Yurtlarda verilen barınma, beslenme, doktor ve çocuklar için verilen ana sınıf hizmetlerinden memnun olan depremzedeler ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Ben Fethiye Çelik, Hatay'dan geldim. Yani Allah razı olsun, devletimiz de kapılarını açtı. Çocuklarımdan beraber kalabileceğimiz bir yatağımız, bir evimiz gibi oldu. Allah razı olsun. Depremzede olarak yani bura personelden hepsinde memnunum. Her konuda dört dörtlük bize hizmet ettiler. Beyaz Aydemir Kuzum, Malatya'dan geldik. Ağır bir depremden, yani büyük bir depremden geçtik. Çok şükür Allah razı olsun, devletimizde bizi yurda yerleştirdiler. Yurdumuz da çok iyi. Gerçekten doktorumuz da iyi, insanları da iyi, müdürümüz de çok iyi. Allah razı olsun kuzum, sizlerden de, devletimizde de, başbakanımızdan da. Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Abdülsamet Eren, geçtiğimiz aylarda ülkemiz bir depremle sarsıldı. Yaşanan bu felaket hepimizi derinden üzerken birçok vatandaşımızı kaybetmek bizi kahretti. Bu zor zamanları birlik ve beraberlik içerisinde geride bıraktık. Bu süreçte yurtlarımızda depremzedelerimizi ağırladık ve hala ağırlamaya devam ediyoruz. Depremzedelerimiz verilen hizmetlerden güzel bir şekilde bahsettikçe yüzümüzde tebessüm oluşuyor, mutlu oluyoruz. Öğrencilerimize yuva olan yurtlarımız şimdi depremzedelerimize yuva oluyor, dedi. Efendim, ÖSYM 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvuruların başladığını duyurdu öte yandan. ÖSYM dike geçiş sınavına Elazığ'ın da aralarında bulunduğu deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine dike geçiş sınavı başvuruları başladı. Başvurular 5 Haziran'a kadar yapılabilecek. Adaylar sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023 DGS kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Öte yandan ÖSYM, dikey geçiş sınavına Elazığ'ında aralarında bulunduğu deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacağını açıkladı. Efendim, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da binalarda bulunan kiralık yazısının yerini kiralık değildir yazısı aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve on binlerce insan da yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Elazığ'a gelen depremzedelerle birlikte kentte kiralık daire kalmadı. Boş olan yapılardaki dairelere ise ev sahipleri tarafından kiralık değildir yazısı asıldı. Ev arayan vatandaşlar büyük bir umutla TOKİ konutlarının yapılarak kendilerine teslim edilmesini beklemeye başladı. Ben 6 Şubat depreminden önce gelmiştim Elazığ'a. Okul okumak için geldim. Başta akrabalarımın yanında kalıyordum ama sonrasında arkadaşlarımla birlikte eve çıkmaya karar verdik. İlk zamanlarda kiralık evler çok vardı ama şu an hiçbir şekilde yok. Pencerelerde yazılar da yazmıyor. Yazanlar da zaten kiralık değildir yazılarıyla karşılaşıyoruz. Onun dışında ev bulamıyoruz. Konutların bir an önce yapılması lazım çünkü hiçbir şekilde ev bulamıyoruz. Biz gibi binlercesi de var yani. Yapılırsa çok güzel olur. Evimize çıkmayı çok istiyoruz. İlanlara baktığımızda yani yeteri kadar ev vardı, bakıyorduk. Fiyatlar da uygundu ama depremden sonra hiçbir yerde ev bulamamaya başladık. Hiç kiralık daire yok. Sanırım zaten ilanların çoğundaki evler de hasarlı. O yüzden kaldırmış olabilirler. Çünkü aradığımızda öyle söylediler.
Yani bilmiyorum, şu an bu sıkıntı yaşıyoruz. Boş daire görüyorum ama hiçbir yerde yazısı yazmıyor. Fiyatlar arttı. Efendim, suların yükseldiği Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan iki köpek ilçe sakinleri tarafından botla kurtarıldı. Son zamanlarda etkili olan yağışlarla birlikte Keban Baraj Gölü debisi hızla yükseliyor. İki köpek suların yükselmesiyle baraj ortasında oluşan adacıkta mahsur kaldı. İlçe sakinleri karayla bağlantısı kesilip gölün ortasında mahsur kalan sahipsiz iki köpek için seferber oldu. Bölgeye botla ulaşan vatandaşlar iki köpeği kıyıya çıkarmayı başardı. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Yeni gün salı gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde görüşmek ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.